Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3. sınıfta alan ölçme konumuzu işleyeceğiz. Buyurun dersimize arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, öncelikle alan nedir? Biz bunu bilmiyoruz değil mi? Bir bunu öğrenmemiz gerekiyor. Alanı nasıl bahsederiz? Biz dersimizin ilk bölümünde ne görmüştük arkadaşlar? Ölçme derslerimizde çevre ölçmeden önce uzunluk ölçmeydi değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle bir düz çizgiyle ifade edilen şey bu bir arkadaşlar uzunluktur. Bu bir uzunluktur. Tek bir çizgi. Biz bunu arkadaşlar bunun kapladığı yer sadece düz bir çizgi olduğu için bunu santimle ya da ölçebiliyorsak daha uzunsa metreyle ölçeriz. Ama alan diye bahsedeceğimiz şey arkadaşlar bakın tek bir uzunluğu olmayacak. Bu tek boyutlu uzunluğu var. Başka bir şeyi yok. Alana örnek vereyim mi arkadaşlar? İşte kullandığımız bu tahtamız. Tahtamıza bakalım arkadaşlar. Şöyle bir uzunluğu var. Doğru mu arkadaşlar? Bir de şöyle genişliği var. Yani uzunluk ve genişlik iki farklı ölçüsü var. Dikdörtgen olduğu için burası da bunun aynısı. Bu uzun kenar, bu uzun kenar da birbirinin aynısı. Şimdi bu tarz şeylerle belli bir yeri kaplayan en az iki uzunluğu olan yani iki uzunlukla ölçebildiğimiz biz yerlere arkadaşlar alan diyoruz. Örnek verelim mi arkadaşlar? Alanı örnek. Mesela evimizin odasının alanı. Mesela halının kapladığı yer. Mesela annelerimiz babalarımız şöyle derler. Mesela bizim şu salon halısı 4 metrekare. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da işte bizim salonun içerisi salonun genişliği. Yeni bir ev alacağınız, yeni bir daireye bakacağınız zaman evimiz 100 metrekare, 80 metrekare, 110 metrekare gibi alan ölçülerinden bahseder arkadaşlar. İşte bu dediğimiz yer olaraktan kaplanılan iki boyutu olan birimlere biz arkadaşlar alan diyoruz. Eğer tek boyutu olsaydı dediğimiz gibi tek boyutu olsaydı biz buna uzunluk derdik. Mesela arkadaşlar alan örnekleri gösterelim. Bakın şu düz çizgi uzunluktur. Bir alan değildir değil mi arkadaşlar? Peki şöyle bir şey yapalım. Bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi bu dikdörtgenin kenarlarının 90 derece dik olduğunu gösteriyorum. Bu dikdörtgenin arkadaşlar şu uzunluğu 8, bu uzunluğu 5 olsun. Bu uzunluğu da 5 olur. Bu uzunluğu da 8. Kaç santim? Santim, santim ve santim. Şimdi bakın. İki tür boyutu var arkadaşlar. Uzunluğu var bir de genişliği var. Yani yere kapladığımızda kağıt gibi, halı gibi yerde bir yeri kaplıyorsa buna biz alan diyoruz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Tek uzunlukla değil en az iki uzunlukla ölçtüğümüz birimleri alan olaraktan ifade edebiliyoruz. Peki nelerin alanı var arkadaşlar? Mesela birisi diyor ki bizim bahçemizin işte alanı şu kadar metrekare. Ne diyor? Evi olsun şöyle arkadaşlar. Evin içerisine şöyle bir bahçeyle çitle bahçe yapmış olsun. Tamam mı arkadaşlarım? İçerideki kapladığı şu toprak bütününe biz alan diyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Evet. Neden bahsediyorduk? Hangi cisimlerimizin alanı vardır? Evet arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. İki boyutlu çizdiğimiz bütün cisimlerin alanları vardır sevgili arkadaşlar. Örnek bir tane dikdörtgen çizdik. Bir tane kare çizelim arkadaşlar. Mesela 5'e 5, 5, 5 bunlar santim olsun tamam mı? Bu karenin çizdiğimiz bu yeri ne oldu arkadaşlar? Bir alan belirtti değil mi arkadaşlar? Bir de kıyaslamak için bir örnek veriyoruz. Düz bir çizgi çizelim arkadaşlar. 10 santimlik olsun. Bu bir alan belirtir mi? Hayır arkadaşlar. Tek bir boyut. Bunun şöyle kapladığı bir alan, ikinci bir boyut olacak bir çizgisi yok. İfade edilmiyor. Mesela arkadaşlar devam ediyorum. Hocam üçgen. Evet üçgen de bir alandır. Bakın dikdörtgen gibi dik uzunlukları, kare gibi dik uzunlukları yok. Ama arkadaşlar kapladığı yer boyutuyla itibariyle arkadaşlar iki boyutlu bir cisim olduğu için bir yer kaplıyor. Görüyor muyuz? Ortasında bir boşluk oluşturabiliyor. İşte buna biz arkadaşlar alan diyoruz. Üçgenin de alanı vardır. Tamam mı arkadaşlar? Alanı vardır diyoruz. Peki biz alanları nasıl ifade edeceğiz? Alanları arkadaşlar ileriki senelerde işte santimetre kare, metre kare gibi ifadelerle göreceğiz ama
Şu an için bahsedeceğimiz tek şey size arkadaşlar birim olaraktan. Hocam birim ne? Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Bir tane şöyle kare çizmeye çalışacağım, tamam mı? Bu kareyi arkadaşlar 4 tane eşit parçaya böyle enine, 4 de boyuna eşit parçaya bölmeye çalışalım. Tamam mı arkadaşlarım? Evet. Şimdi biz alanı ifade ederken şu birimleri kullanacağız. Şekillerin alanlarını gösterirken, karışık şekillerdeki alanları ifade ederken sayıları değil de birimleri kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Sayalım bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane birim var. Yani bunun alanı 16 birimden oluşuyormuş. Anlaştık mı arkadaşlarım? Bir tane dikdörtgen çizelim bakalım. Sonra bu birimlerle beraber sizlerle farklı alanlar oluşturmaya çalışalım. Bir tane dikdörtgenimiz olsun bakalım. Şöyle dikdörtgenimizi çizdim. Ne yapalım? Farklı uzunluklara böleceğim. Şurayı 4'e böleyim. Şurayı da arkadaşlar 3'e böleyim. Sonra içerisini sayalım. Evet, olabildiğince eşit yapmaya çalıştık. Hocam işte bu bundan büyük falan filan gibi derseniz ne yapalım? Elle çizilerekten en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Burayı biraz mazur görün lütfen. Bu birimlerin aynı olduğunu varsayarsak bu dikdörtgenimizin alanını sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane birimden oluşur bu dikdörtgenin alanı. Şimdi arkadaşlar bu tabirleri şimdi üçgenin alanlarını da onları da göstereceğiz. Bir de farklı şekil oluşturmayı bunları da göstereceğiz. Bu tabirleri bildikten sonra arkadaşlar mesela ailemiz bize sorduğunda veyahut da hocamız arkadaşlarımız sorduğunda alan nedir? Alan iki boyutuyla bir uzunluğu bir de genişliği olabilen bir yer kaplayan bir yer ifade eden bölgeye biz alan diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela örnek olarak ne verebiliriz? Bir okulun bahçesi, evimizin bir odasını kapladığı yer veyahut da halıyı örttüğümüzde halının kapladığı yer, tahtanın duvarda kapladığı yer ya da masamızın üstü, değil mi? İki boyutlu, tek boyutlu değil. Doğru mu arkadaşlar? Bu tip iki boyutlu şeylere veyahut da telefonumuz, telefon da küçük de olsa bir alan kaplar. İki boyutu vardır arkadaşlar. Tamam. Bu tip ifade edebildiğimiz şeyleri biz alan olaraktan ifade ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir de üçgen çizelim. Onun alanını gösterelim. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Bakalım. Şöyle yaptım. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Bir de arkadaşlar böyle çizdim. Şimdi buradan başlıyorum. Şöyle gidiyorum. Buradan başlıyorum. Şöyle gidiyorum. Buradan başlıyorum. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Buradan da böyle gittim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, üçgen olaraktan çizdiğimiz bu şekilleri bir de şöyle tam ortadan ikiye bölmeye çalışıyorum. Tam ortadan ikiye bölmeye çalışıyorum. Şöyle. Evet. Bayağı biraz bir karışık şekil oldu ama yine içerisine arkadaşlar böyle üçgen üçgen şekillerden ne yaptık? Bölmelerden, birimlerden oluşturmaya çalıştık. Peki kaç tane birim? Şimdi sayalım arkadaşlar. Teker teker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Arkadaşlar 25 tane bu üçgenimiz için böyle çizdiğim için 25 tane birimden oluşuyor. Peki şu bilgiyi vereceğim. Hocam birimi fazla olan büyük müdür? Buradaki kıyaslamanız şu. Bu birimler gördüğünüz gibi diğer dörtgen ve şeyin karenin birimlerine göre daha küçük birimler. Birimin boyutuna göre değişir arkadaşlar. Sayıya göre alan değişmez. Sadece sayı değil yani hem sayı hem de birimin büyüklükleri. Mesela
Bunu kıyaslamanız için şu anda yetersiz arkadaşlar. Bu bilgiler yetersiz. Çünkü mesela iki tane diyelim ki kare var. İkisi de 10 birimden oluşuyor ya da diyelim ki 16 birimden oluşuyor. Bu karelerin birimi hangisinin büyükse onun alanı daha büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? Alan kıyaslaması yapamayız. Şu anda ama mesela bir örnek vereyim. Biz diyelim ki arkadaşlar elimize şöyle küçük dikdörtgen şeklinde bir kağıt parçası aldık. Tamam mı arkadaşlar? Bundan şu kağıtla ölçtüğümüz mesela bu tahtanın etrafını böyle yapıştıra yapıştıra ölçüyoruz bu kağıtlardan. Veyahut da okulumuzda biz A4 kağıtları kullanacağız. Bakın okullarda. A4 kağıtlarıyla kaplıyoruz. Kaplıyoruz. Toplam kaç tane kağıt tuttu? Bu kağıt arkadaşlar bir kıyaslama belirteceğinden dolayı kağıtla kapladığınız alanların şu kadar kağıt. Diyelim ki 10 kağıtla kapladığınız alan 9 kağıtla kapladığınız alana göre daha büyüktür diye ifade edebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de mesela farklı şekillere. Şöyle arkadaşlar bir dikdörtgen içerisinde şöyle arkadaşlar şeklimizi oluşturalım bakalım. Farklı bir şekil verelim. Onun da alanını ölçmeyi sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurası, burası, boyadığım alanlara dikkat edelim. Boyadığım birimler, tamam mı arkadaşlar? Burası, 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 aşağısı ve burası. Bir tane boyalarımız arkadaşlar, tamam mı? Yapabildiğimiz kadarıyla bir 5 harfi oluşturduk. Görüyor muyuz arkadaşlar? Bu 5 harfinin tahtada kapladığı alanı ölçerken nasıl ölçeceğiz arkadaşlar? Kapladığı, boyadığımız birimleri sayaraktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane birimden oluşuyor diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Alan ölçme konusuyla ilgili arkadaşlar çeşitli örneklerimiz, çeşitli çözebileceğimiz sorularımız var. Bunları artık kitaplarımızda çözebiliriz, devam edebiliriz. Alanın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Nasıl birimlerle ölçüldüğünü, hangi cisimlerin alanlarının olduğunu bunları bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Bu videomu izliyorsanız arkadaşlar oynatma listelerinden 3. sınıfa girip tüm derslerinizi takip edebilirsiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Matematik dersleriniz bitmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sevgiler ve saygılar.